yaşanan mağduriyetler üzerinde ciddi bir siyaset yapılmıştır. Biz eğitim sene olarak 2003 tarihinden, 2013 tarihinden bu yana özgür kılı kıyafet uygulaması iş yerlerinde gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda Halis Arkan Öz adlı arkadaşımızı Yalova'da kaybettik. Yalova valisinin davranışları, tutumları nedeniyle. Dün itibariyle bunun istifa etmesi noktasında faks çekmeyle bütün Türkiye'de 81 ilinde, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdik. Ama bugün öğreniyoruz ki bu anlayış sadece Yalova'da kalmamış, Malatya'ya da gelmiş. Malatya Yazıhan Kaymakamı hanımefendi okullara, iş yerlerine bir yazı çıkararak kılık kıyafete azami dikkat edilmesi, etmeyenler hakkında da yasal işlem yapacağını belirten bir yazı göndermiş kurumlara. Sendikal eylemden dolayı hiç kimse hakkında soruşturma açılamayacağına dair mahkemelerimizin kararı olmasına rağmen hala bu konuda şekil üzerindeki bu tutumu Malatya Yazıhan Kaymakamlığı'nın çıkardığı yazı üzerinden de Malatya kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Yine aynı şekilde üniversite öğrencilerine dair üniversite rektörlüğünün başlatmış olduğu haftaya da yoğunluklu bir şekilde devam edecek olan idari soruşturmalar başlatılmış. Gerçekten bunlar bizim açımızdan bir eğitim bilim sendikası olarak kaygı verici olarak izliyoruz. Bunlarla ilgili rektörlükle randevu talebimizi ilettik. Rektör ve yurt dışında olduğu için rektörlüğe vekalet eden İsmail Bey ile randevu talebimizi ilettik. Bunları da kaygıyla izlediğimizi Malatya kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Son olarak da Sayın Malatya Valisi geçen gün ilimizde kendi bedenine zarar vermek isteyen yurttaşımızla ilgili sözleriyle ilgili bunu da Malatya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu yakından izliyor. Şimdi bir insan umutsuzluğa kapılabilir, bir takım sıkıntıları olabilir. Yoksulluğun ne büyük bir sıkıntı olduğunu bilen insanlar yoksulluğu gidermek adına, ona yardımcı olmak adına büyük çaba gösterirler. Malatya valisinin de Malatya'daki dışındaki tüm illerin valilerinin de bir görevi de yoksullukla mücadeledir. Yurttaşların taleplerini dikkate almaktır. Yurttaşımıza karşı basın önünde takındığı ve bu Türkiye kamuoyunun gündeminde olan konuyla ilgili sözleri gerçekten bizim açımızda kaygı vericidir. Malatya insanı geleneklerine bağlı, hala yoksullukla ilgili ekmeğini, aşını, her şeyini paylaşma noktasında hala bu değerlerini kaybetmemiş durumdadır. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı bilen bir yerdedir. Fakat buna rağmen eğer devlet kapısına gidip bir insan ben gerçekten açım, çocuklarımı, ailemi geçindiremiyorum diye kabul etmediğimiz, tasnif etmediğimiz bir şekilde kendi bedenine zarar verecek noktaya gelip umutsuzluğa düşüyorsa bu Malatya insanı açısından da üzücüdür. Üstelik Sayın Vali Malatya'da misafirdir. Malatya insanı bu konuda kendi hemşerisine karşı gelişen tutuma karşı mutlaka bir duyarlılık gösterecektir. Biz Sayın Malatya Valisi'nin bu konuda biraz daha özendirici olmasını, biraz daha dikkatli olmasını kendisine bu konuda özellikle yurttaşlara karşı söz ve davranışlarına tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizi yöneten, illeri yöneten, kamu görevlilerinin biraz daha dikkatli olması konusunda bir kere daha bir hatırlatmada bulunmak isteriz.